sektörüne büyük de... Aman izledim. Sayın Başkanımız ve Ajda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizin duygularınızı almak istiyoruz Başkanım. Evet. Ajda Hanım'a kültür ve sanat elçisi unvanı verilmesi fikri nasıl oluştu? İlham kaynağınız nedir? Bodrum binlerce yıldır kültür, sanatla hep iç içe ola gelmiştir. Özellikle 1960'lardan sonra Cevat Şakir Kabağaçlı, yani Halikarnas Balıkçısı'nın biliyorsunuz açtığı yoldan çok önemli sanat insanları, kültür insanları, entelektüeller gelmiş geçmiştir. Biz de geçtiğimiz yıl sevgili Ajda Pekkan'la Bodrum'da buluşunca bu akımın temsilcisi olarak ben inanılmaz bir şekilde tabii ki Ajda Hanım'ı gördüm. O da bu fikri kendisi de çok benimsedi ve konuştuk. Daha sonra Bodrum'la ilgili kültürel, sosyal projelerde birlikte olmak kararını paylaştık. Ve arkasından da kendisine bu konuyu teklif ettiğimiz zaman tüm kalbiyle kabul etti. Bu topraklarda büyük bir iz bırakmış Bodrum gibi gerçekten eskimeyen sesiyle, sanatıyla ve ülkemizi temsiliyle her zaman bizlere hayranlık uyandırmış bir sanatçı, bir süperstar. O yüzden ben de bu duygularla kendisine Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olma teklifini ettim. Evet, olma teklifini ettim. Bir de tabii ki kültür ve sanat elçisinin yanında Ajda Hanım aynı zamanda sosyal projelerde de tabii ki yer almak tabii istiyor. Kesinlikle. Ve bunlar özellikle çocuklarımız için, yine dezavantajlı gruplar için özellikle bir kreş ve gündüz bakım evi yapmayı veya yaptırmayı vereceğimiz konserle, sokak hayvanlarımız için, sahipsiz hayvanlarımız için çok güzel bir bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapacağız yine bir konser geliriyle. Yine özellikle kültüre ait bir kütüphane yapacağız yine çocuklarımız için. Sayın Ajda Pekkan, süperstarımız olarak bu ünvan hakkındaki fikirleriniz nelerdir, ne hissettirdi size? Mavisi yeşiliyle insana huzur veren, enerjisi ve sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar büyük bir aşk hikayesi diyebilirim. Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olmak benim için büyük bir onur oldu tabii ki. Bodrum'da Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan, barınağı, kütüphane yapılacağının müjdesini vereyim daha ne diyebilirim ki bunlardan daha güzel ne olabilir. Daha sonra Bodrum halkıyla beraber de olmak istiyorum. Çünkü ben biraz sokağa çıkma özürlü bir insanım. Çıkamıyorum. Çok fazla gezmeyi sevmiyorum. Soyut yaşamayı sevdiğim ve sahnede olmayı her zaman prensip edindiğim için şimdiden sonra birazcık daha halkımla beraber olmayı düşünüyorum. Onlarla o sinerjiyi yaratmak istiyorum. Onlarla sohbet etmek istiyorum. Ne bileyim, belki gitmediğim halde bir pazara bile gitmek istiyorum. Onlara belki bir balık bile tutmak istiyorum. Bütün bunları çok özledim kendi hayatımda, hayatımın içinde. Bunları gerçekleştirebileceğim bir alan olacak ve bir benim için bir böyle bir sebep olacak. Bodrum'da Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı, kütüphane yapılacağının müjdesini verebilirim. Benim Bodrum'a olan aşkım zaten sevgili Zeki Müren'le başlamış diyebilirim. Çünkü o kadar çok bahsi geçiyordu ki buranın, burada olmanın, burada kendisinin ne kadar çok keyif aldığını, yaşama ne kadar bağlandığını her defasında paylaşırdık kendisiyle de. Ama ben bir türlü anlamazdım tabii. Çünkü burada yaşamıyordum o dönem. Zaman zaman gidip geliyordum. Ne zaman ki ben burada yaşamaya başladım, Bodrum'un sevgisinin ne kadar farklı olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ve Bodrum'a yapılacak her şeyin çok önemli bir ivme katacağına inandım. Sayın Başkanımızla özellikle. Evet, biz çok şanslıyız burada olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. İşte benim için gurur vesilesi. Evet, efendim Bodrum'un kültür ve sanat elçisi Berat'ını, Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı olarak size takdim etmek istiyorum. İzninizle bir de okumak istiyorum. Tabii, lütfen. Yazan ne varsa üstünde. Aşk dolu kalplerin doğal yaşam alanı olan Bodrum gibi milyonlarca kalpte iz bırakmayı başarmış, Türk müzik sektörüne büyük değer katmış, istikrarlı sanat hayatı ve çağdaş yaşam tarzı ile insanlarımızın daimi takdirlerini kazanmış olan şahsınızın kültür ve sanat elçimiz olarak kentimizi temsil edecek olmasından
büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tebrik ve teşekkürlerimizle Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Efendim, nişanımız bu da Bodrum Balığı ve Bodrum'da çok önemli bir sanatçı. Ara Collection yapar bunu, evet, Bodrum'da. Çok önemli bir, Bodrum'dan dünyaya bizi tanıtıyor Ara Collection. Bu da onun tasarımı. Evet efendim. Hı-hı. Buyurun lütfen. Olabildiğince. Evet, elinize sağlık. Çok teşekkür güzel oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Muhteşem bir gün, muhteşem bir gece, muhteşem bir an ve ana oluyor benim için. Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. Unutamayacağım bir an benim için de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Biz dedik ki Bodrum Tanıtma Vakfı, Bodrum Belediyesi olarak her yıl Bodrum'un yüzü olacak ve tabii ki Bodrum'u bütün dünyada temsil edecek kültür ve sanat elçileri oluşturalım. Yani ki, bu da bizlere düşüyor değil mi? Evet, sağ olsun. Sağ olsunlar. Gibi, tabii ki. Gibi, tabii ki. Tabii ki sizler. Sağ olsunlar. Efendim ve bunun tabii ki ilk temsilcisi sevgili Ajda Pekkan. Ancak o şöyle söyledi, ben artık Bodrum'dayım başkan ve bundan sonra birlikte projeler yapalım, sosyal yardım projeleri yapalım, sanatsal, kültürel faaliyetlerde hep beraber bulunalım dedi. Ve şöyle bir şey, yapacağı 3 konser ve bu 3 konserin gelirini birinci olarak öncelikle bir okul öncesi eğitim için kullanacağız. Evet. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Evet. Evet. Yine ikinci projemiz ise bizim sokaktaki canlarımız için, sahipsiz evet, sokak hayvanlarımız için. Evet. O çok büyük bir hayvansever aynı zamanda Ajda Pekkan. O yüzden ikinci projemiz de bir sahipsiz sokak hayvanları barınağı ve rehabilitasyon merkezi olacak. Sağ evet, olsun. Rehabilitasyon merkezi. Evet. Bir de kütüphanemiz olacak. Evet ve üçüncü projemiz de yine bir kütüphane olacak. Orada yine çocuklarımızı edebiyatla, eğitimle, kültürle, sanatla tekrar o kütüphanede buluşturacağız. Evet, öncelikle hazırladığımız kültür ve sanat elçisi beratımızı kendisine takdim etmek istiyorum. Sevgili Ajda Pekkan, aşk dolu kalplerin doğal yaşam alanı olan Bodrum gibi, sağ olun, milyonlarca kalpte iz bırakmayı başarmış, Türk müzik sektörüne büyük değer katmış, İstikrarlı sanat hayatı ve çağdaş yaşam tarzı ile insanlarımızın daimi takdirlerini kazanmış olan şahsınızın kültür ve sanat elçimiz olarak kentimizi temsil edecek olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tebrik ve teşekkürlerimizle. Sağ olun BOTAV. Teşekkürler BOTAV. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şöyle önce bir şunu da bir gösterelim izninizle. Efendim ayrıca kendisine bir de kültür sanat elçisi nişanı da takdim etmek istiyoruz. Efendim şu gördüğünüz tabii ki eser Bodrum'un yine çok önemli bir değeri. Bodrum'un tanıtımına çok büyük bir katkı sağlayan, Bodrum'dan dünyaya açılan sevgili Ara Collection, Sadife ve Ali Akdolur'un eseridir. Onların hediyesidir sevgili Ajda Pekkan'a. Sağ olsunlar, var olsunlar.